Merhaba sayın izleyiciler. Ben Profesör Doktor Duran Berker Yemin. Bugün gelecekte beynimiz nasıl olacak? Biraz da ondan bahsedeceğim. Geleceği düşündünüz mü? İleride beynimiz nasıl olacak? Bizleri neler bekliyor? Beyin nakli olabilecek mi? Beynimizin çalışması ile ilgili bilgilerimiz arttıkça beynimizin fonksiyonlarını değiştirme, bu fonksiyonları daha da ilerletme ve yapay zekanın geliştirilmesi olayı kurgudan gerçeğe dönüşmektedir. Şimdi sizlere bu konuyu ve bu konuları örneklerle anlatacağım. Şimdi örneklere geçeyim. Birinci örneğim beyin ile makinenin kaynaşması. Beynimizin içine bilgisayarlar yerleştirilebilecek mi? İnsanlar düşündüklerinde beyinlerinde elektriksel sinyaller üretilmektedir. Günümüzde bilim adamları işte beynimizde ortaya çıkan elektrik sinyallerini tespit eden sensörleri yapmayı başardılar. Bu sensörler tespit ettikleri sinyalleri kablosuz olarak başka cihazlara ulaştırabilirler. Bu sayede artık bizler de düşünerek diğer nesneleri hareket ettirebilir veya yerlerini değiştirebiliriz. Farkında mısınız siz bunların? Günümüzde bu teknoloji serebral palsi hastaları gibi sinir sistemi hastalığı veya gazilerimiz gibi ekstremitelerini kaybeden hastaların tekrar eski fonksiyonlarını kazanabilmelerini amaçlayarak geliştirilmeye çalışılıyor. Ayrıca yine bu teknoloji bazı bilgisayar oyunu üreticileri tarafından alınarak düşünce ile yönetilebilen oyun konsolları geliştirilmeye çalışılıyor. Engelli kardeşlerimiz için en önemli şey kontrolü yeniden kazanmaktır. Zihin kontrol teknolojileri günümüzde yapay kol veya bacağı hareket ettirmek, tekerlekli sandalyeyi hareketini kontrol etmek ve bilgisayar kullanmak için halihazırda kullanılmaktadır. Beyinden gelen sinyaller talimat olarak iletilmeden önce alınır, kaydedilir ve çeşitli işlemlerden geçirilerek sonrasında da son cihazlara yollanırlar. Şimdi gelelim ikinci örneğime. Yardımcı robotlar. Yoksa yerimizi onlara mı kaptıracağız gelecekte? Robotlar işlerimizi elimizden alacaklar mı? Yerimize geçecekler mi? Modern robotlar insana yardımcı olmak ve isteklerini geniş bir yelpazede yerine getirmek için tasarlanmışlardır. Son zamanlarda üretilen robotlar yemek servisi yapabilmekte, ev işleri yapabilmekte, evi temizleyebilmekte, hastanelerde yardımcı olabilmekte, savaş alanlarında riskli şeyleri üzerlerine alabilmekte ve hatta evlerimizde sevimli evcil hayvanlarımız olarak bile yerlerini alabilmiş durumdadırlar. İnsana benzer robotlar artık bizlere geliyorum diyor. Geçenlerde bir haber izledim. Haberde Hong Kong'da bir şirketin geliştirdiği ve Sophia adını verdiği robot pek çok yeteneği sahipti. Yürüyebiliyor, konuşabiliyor, ders ve röportajlar verebiliyordu. İşin ilginci yüzünde herhangi bir duruma karşı uygun mimikleri de oluşabiliyordu. Orta Doğu ülkelerinden Sophia'ya vatandaşlık veren ülkeler bile bulunmakta. Şimdi gelelim üçüncü örneğe. Üçüncü örneğim ise zihin okuma olacak. Bir hayaldi artık gerçek. X-Men filmindeki Profesör Charles Xavier burada mı yoksa? Günümüzde herhangi bir fonksiyonel MR ile alınan sinyaller ve sinirsel aktivite görüntüleri işlemden geçirilerek bir kişinin ne gördüğü veya bir dereceye kadar ne düşündüğünü kesine yakın derecede elde edebiliyoruz. Peki bu sonuca nasıl ulaşılmış olabilir? Bunun için bir kişinin belirli bir objeye bakarken fonksiyon MR görüntüleri alınmış. Sonrasında ise bu görüntüler
gelişmiş bir bilgisayarda işlenerek bir görüntü verisi elde edilmiş. İşte filmlerde ve çizgi romanlarda gördüğümüz bu zihin okuma dediğimiz şeyin gerçek hayatta vuku bulması durumu, işte bu anlattığım. Beynin görsel korteksi, sinir hücreleri, gözlerimizden aldıkları uyarılara karşı yatay veya dikey şekillerde özelleşmiş sinyaller üretmektedirler. Bu sinyaller her defasında aynı şekilde oluşmaktadır. İşte bu durum zihin okuma dediğimiz şeyi uygulanabilir kılmaktadır. Elektroensefalografi yani EEG ile yüz oluşturma. Ölüm sonrası neleri görüyoruz? Öbür dünya var mı? Kanada'da bilim adamları bir yüze bakan kişilerin EEG'lerini çekmişlerdir ve alınan dalgasal veriler yine çok gelişmiş bilgisayarlarda deşifre edilmiştir. Sonuçta kişilerin gördükleri yüzlere çok yakın görüntüler elde edilebilmiştir. Yalan makinasının geleceği, yalansız bir dünya ütopya mı? Zihin okuma sadece kişinin ne gördüğünü ortaya çıkartma ile sınırlı değildir. Beyin tarama çalışmaları bir kişi yalan söylediğinde doğruyu söylediğindekinden daha farklı modellerde sinirsel aktivasyonların ortaya çıktığını göstermiştir. Bu durum yalan dedektörünün ortaya çıkması fikrini aklımıza getirmiş ve fonksiyonel MR görüntüleriyle yalanlar söylenemez olmuştur. Halen geliştirilmekte olan bu teknoloji ile %95'in üzerinde bir doğruluk oranında veriler alınabilmektedir. Bu oran yalan makinasının %50 olan doğruluk oranının neredeyse 2 katıdır. Şimdi gelelim 4. örneğe. 4. örneğim ise yapay zeka olacak. Dünyada pek çok teknoloji şirketi bu konuyu yasaklamış durumda. Ancak kaçınılmaz olan gerçekleşecek elbette. Bilim adamları yıllardır insan beyni gibi çalışan, biyolojik olmayan akıllı sistemleri üretmek için çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda bazen insan beynine eş, bazen de daha iyi performans gösteren bilgisayar programları geliştirilmiştir. Örneğin satranç programları dünyanın en iyi oyuncuları ile eşit şartlarda rekabet edebilir hale gelmişlerdi. Ancak gerçek hayatta karşılaşılan değişken ortamlarda çalışacak insan beyni kadar esnek olabilecek sistemlerin geliştirilmesinin zorluğu da kanıtlanmıştır. Bu durumun üstesinden gelebilmek için yapay zeka araştırmaları daha gelişmiş, ileri bilgisayarları yapmaktan aşırı karışık, hesaplama kapasitesi gerektirmeyen, bütünsel veya sezgisel kararlar alabilen duygusal makineler geliştirmeye doğru yönelmiştir. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.